Sayın Valim, inşallah Boğça'da Kars'a çok şey getiririz. Boğça'yı koyup bırakın. Teşekkür ederim. Sağ olun. 36. Aylık Haftası münasebetiyle düzenlenen Aylık Haftası tören programına arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın Aylık Haftası programımıza hoş geldiniz. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bize gelen, bizi geçen bizdendir. Ahi Evram Veli'nin bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi, ahilik, hak, akıl ve ahlaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin, mertlik, yiğitlik ve cömertliğin, yardımlaşmanın adıdır ahilik. Bunun en iyi örneğini çok yakın zamanda ülkemizi sarsan deprem hareketinde ahilik yüzünden gelen esnaf ve sanatkarlarımızın birliği, beraberliği, yardımlaşma ve cömertliğini en üst seviyede göstermiştir. Aslında yılın ahisi bir kişi değil, bütün esnaf ve sanatkarlarımızdır. Ahilerimiz sadece ekonomik alanda değil, aynı zamanda siyasi ve askeri alanda ülkemize katkı sağlamıştır. Ahirete intikal eden tüm esnaf ve sanatkarlarımıza Allah'tan rahmet diler. Bütün karşımızın, esnaf ve sanatkarlarımızın Aylık Haftası'nı kutlar, saygılar sunarım. Medeniyet tarihinde kültürümüzün anılan ettiği birçok değer vardır. Bu değerlerden biri de varlığını yüzyıllar boyunca devam ettirerek Müslüman Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik Kurumu'dur. 10. yüzyılın başlarında Türklerin İslamiyet'i topluluk halinde kabul etmelerinden sonra Türk örf ve adetleri ile İslam inancının kaynaşmasından ortaya çıkan ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşmesidir. Günümüzün yükselen değerlerinden önemli bir kısmının özünde ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik gibi kavramlar ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün pek çok toplumlarda özlemle aradığı ve yokluğunu çektiği bu içtimai, iktisadi ve kültürel değerler Türk insanının yüzyıllar boyunca emsalsiz bir şekilde yaşamış ve yaşatmıştır. Ahilik kültürünün tarihimizin derinliklerini hapsetmek ve sadece belli gün ve haftalarda kutlamak bir anlam ifade etmemektedir. Atalarımız tarafından kurulan ve uygulanan sistemleri anlamak, anlatmak ve hep beraber yaşamak hepimizin ortak amacı olmalıdır. İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerin dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerine esas alan ahilik kültürünü uygulamayı bugün de tam anlamıyla başarabilirsek yaşadığımız birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Bu vesileyle Aylık Haftası'nın kutlamalarını bu amaca hizmet etmesini diliyor ve sözlerini Ahi Evra'nın sözleriyle son veriyorum. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Arz ederim. 13. yüzyılda gönül insanı Ahi Evra'nın Veli tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Birliği olarak kurulan Ahilik Teşkilatı, Anadolu'da ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde güzel ahlak, kardeşlik ve yardımlaşma gibi toplumsal değerlere esas alan, karşılıklı saygı çerçevesinde haksız rekabeti ortadan kaldıran sosyal bir oluşumdur. Ahilik aynı zamanda farklı inanç ve kültüre mensup birçok topluluğun yaşadığı Anadolu topraklarında millet olma şuurunun tohumlarını atarken birlik ve düzenin sağlanmasında da etkin bir rol üstlenmiştir.
Bu topraklardaki 1000 yıldır devam eden varlığımız, tarihi ve siyasi mücadelemizin yanı sıra esnaf ve sanatkarlarımızın tesis ettiği bu yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle ahilik, kardeşlik hukukuyla da devam etmektedir. Bu kültürü yaşamak ve yaşatmak başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm milletimize düşen bir vazifedir. Türklerin Anadolu'da, bu kadim topraklarda 1000 yıldan fazla bir süre içinde varlığını korumasındaki sır, ahilik anlayışı içerisinde toplumun yalnız bir grubun değil, bütün katmanlarının bu değerlere saygı göstermesi, ona içten bağlanmasıdır. Benim de bir mensubu oldum. Esnaf odaları ve daha üstte federasyonlar şeklinde teşkilatlanan meslek örgütü mensuplarıyla yollarımız günlük hayatımızda çok sık kesişmektedir. Alışveriş yaptığımız bakkalımız, soframıza yediğimiz ekmeği üreten fırıncımız, bir bardak tavşan kanı çayı demleyen kahvecimiz, su damlatan musluğu tamir eden ustamız, kuyumcumuz, berberimiz, pastacımız bu teşkilatın mensuplarıdır. Esnafımız şehrimizin her şeyidir. Onların izleri hayatımızın her aşamasında görülür. Onlar ürettikçe, aracı oldukça şehirler kalkınır. Bu nedenle bir ilin ekonomik olarak gelişmişliğinin göstergesi esnafının güçlü olması ile doğru orantılıdır. Türkiye yüzyılı üretimin yüzyılı olacaktır. Karşımızın manevi şemsi, medar iftiharımız Hasan-ı Ebu Harakani Hazretlerinin şu sözlerinde hiç unutmamalıyız. Nimetlerin helali kendi çalışmanla elde ettiğindir. Gerek ülkemizde, gerekse karşımızda Ahi Evran muhabbeti Hasan-ı Harakani Hazretlerinin anlayışıyla birbirimizi kucaklamalı, sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden dünya milletleriyle yarışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bir kere daha başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere herkesin ahilik haftasını kutluyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Süleyman Beki ve ahli adayları Ayhan Koç ve Hamit Arası sahneye davet ediyorum. Biraz daha gelin. Hadi bakalım. Şuradan alacağız. Şöyle diyorum anneciğim. Şöyle. Buraya çekeceğim. Çok sayın. Çek o zaman. Buraya da çekeceğim. Sayın Akçı. Bir hediye maşallah kalfa. Ne var?
Maşallah. Allah razı olsun. Sen de hangi tarafta? Bir de böyle üçümüz var. Sayın Başkonsolosumuz Çırak adayı olan Mertcan Ay. Ben yardımcı olayım. Şimdi çarpma ödülünü vermek üzere İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Ömür Sagay'ı sahneye teşvik Thank you.